Teyzeciğim, bugün aşk defterine Ercan'la isminizi yazacak mısın? Bilmem, yazarız belki. Valla sen de bir hafta Ali'den hoşlanıyorsun. Nasıl yani? Ben de hoşlanıyorum bir hafta Ali'den. Arka tarafta söyledin ama. Bir hafta Ali'den hoşlanıyorsun, bir hafta Veli'den hoşlanıyorsun. Ben hoşlanıyorum demedim, sadece bir hafta da deliyle ilişkiyi yaşamaya başlıyorsun. Ben sana seni anlamadım. Sana ne? Valla bu evdeysem her şey beni ilgilendiriyor be sen güzelim. Sen her şeyi burnunu sok. Sana ne? Sana ne? Sen kız, muhatap olmuyor. Ercan'la deftere yazı yazın, sonra da bir tekne turuna çıkın, kesin aşık olacaksınız. Hande, bir günde nasıl çift olmaya karar verdiniz ama? Bir günde değil, dün anlayın. Bebeğim, bebeğim gong çaldı, ikinci sezona bizi çağırsınlar diye işte aşk yaşamaya başladılar. Ben senin gibi, ki, biz senin gibi değil. Anladı ki başka türlü ikinci sezona çağrılamayacak, bari aşk yaşamaya başlayayım da belki ikinci sezona çağrılırım diye. Ben senden hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten çok art niyetli olduğunu düşünüyorum ve insanların mutsuzluklarıyla mutlu olabilen bir insan. Onu kale almıyorum aslında ama buradan ona bir şey söylemek istiyorum. Buranın zaten platformu evlilik platformu. Yani tabii ki de ben burada birilerini tanıyacağım. Tabii ki de ilişki yaşayacağım. Melis'ciğim, bu da sana kapı kalabilir. Bizim eve iyi geldi mi yoksa kötü mü geldi, göremedim. Ya ben bir şey söyleyeyim mi sana? Biz hala aynıyız, farkındaysan. O gong çalınca çok değişenler bir şey değişecek sanki onur belki. Oldu. Sana hiçbir şey değişmiyor. Ben öyle hissediyorum. Evet, ama kimin maskesi düştü? Daha böyle bir şey yaptılar, böyle sanki ara bozmaya çalışıyorlar, gıcık etmeye çalışıyorlar. Evet. Daha böyle bir değişik davranıyor. Bir anda davranıyor. Değişmezler. O anlamda değişik diyorsun. 3-4 gün bir geçsin. Değiştiler zaten, onu diyorum ben de. Eğlenme kötüler kötü zaten ya. Baksana aynı. Ben mesela gong çaldıktan sonra herkes elenme korkusu olmadığı için daha özgür bir şekilde fikirlerini söyleyeceğini düşünüyordum. Erkekler için daha çok düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Sanırım yanılmışım. Aksine bence gongtan önce de insanlar çok daha söylermiş yani, anladın mı? Çok daha fikirlerini özgürce ifade ediyorlarmış halbuki. Aynen, zaten söylenecek bir şey kalmadı ki, herkes birbiri hakkında bir fikir söyledi yani. Susan ve oturan var mı bu evde? Ya da fikirlerini sence... Ha şöyle olur, bazı şeyler söylenmemesi gerekir. Bazı insanlar susar, söylemez. Gong'la bir alakası yoktur bunun. İşte, gerçi ben daha çok erkekler için düşünmüştüm ama... Mesela Melis'le Mehtap, hani gördüğüm üzere... Gerçekten karakterlerinden ortaya çıkan bir durummuş bu. Anlatabiliyor muyum? Yani elenme korkusu hiçbir zaman zaten... etkili değilmiş. Hep aynı. Hep insanları hançerlemek, insanlar hakkında eleştiriler yapmak, değişkenlikler, ne bileyim işte acımasızlık, duygusallık sıfır. Bunlar hep varmış. Bak, içlerinde. Bir anda böyle meğerse değişim olmaz. Buluyorlar şimdi, onlar böyle kurcalıyorlar. Eşek arısı deliğini şu anda... çomakla kurcalarlar ya böyle, şimdi kurcalıyorlar herkes. İyiler ya şimdi. Şu anda onların ya, bu kadar daha gıcık olmasının sebebi ne? Erkeklerden de kızlardan da aynı şekilde. Bak, ufacıcık bir şeyde birbirlerine nasıl düşüyorlar bak. Ufacıcık, küçücük bir şeyde. Ya Allah aşkına, menfaat için o... beraberler. Ben ha? Bunu görebiliyorum. Birbirine düşebileceğine ben de inanıyorum hemen. Düşecekler. Zaten düştüler. Genel yani konuşuyorum bak. Kızlardan sadece kızları söylemiyorum. Erkekler için de aynı şey geçerli. Ben kral olursam aradan çekiyorum yaveri. Bak, kral olursam yaveri çekiyorum. Daha herkes gitti, ne oldu lan? Sağ ol, kendini öldürdüm. Sen kendini kitlesin. Hastane mi? Allah acil şifa versin, sabır versin, yolun açık olsun, dikkatli gidin. Sağ olun Leyla. Batu'yu çekme. Erdem'in dedesi rahatsız da hastaneydi. Tamam. Bütün güzellikler tamam, sende olsun. Tamam mı? Tamam. Tüm pozitifler sende kardeşim. Hadi hadi. Batu versin mi şimdi? Tarkut, kendi ismini koy, tekrar katma. Tamam, koyacağım. Oğlum onun içinde olması lazım, seni çekmeye için. Sen gereksiz adamın tekini çekmiyorsun. Tamam. Ben ama çok gerekli bir adamı çektim. Her şey lazım. Ben çekeceğim. Dark said the same thing. Oh my god. Bu arada benim oyum Dani'ye gitsin, söylersiniz eğer öyle sağ bir şey olursa. Sağ ol canım Erdem'im, çok teşekkür ederim. Aa, seni çekmişsin. Yeah. Hadi sağ ol. O tam seni çektim. Eğer ben kral olursam seni seçeceğim. Adamsın. Tamam. Melis'in ve Mehtap'ın birbirini sevdiğini ben hiç düşünmüyorum. İkisi de kötü karakter. İkisi de acımasızca eleştiri yapabilen karakterler. İkisi de yeri geldiği zaman kıskançlıklarından ölen karakterler. İkisi de her şeyi burnunu sokan karakter. Aynen.
hiç kimsenin mutluluğunu istemiyorlar. Mutlu çiftler görmek yerine mutsuz çiftler görüp aralarını aynen bozmaktan yana oluyorlar. Şimdi bir de gong çaldı. Eşleri de yok. Sevgilileri işte, de yok. Yani onlar gelecek aday da yok. Sevdikleri için beraber değiller beraber. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisi yan yana gelip farklı bir güç oluşturduklarını düşündükleri için yan yanalar. Yoksa İttifak Cansel aynı yani. İttifak yapıyorlar. Cansel Mehtap hakkında yorum yaptığında Melis bir tane kelime söyleyip Mehtap'ı korudu mu? Hayır. Melis burada konuştuğunda Mehtap genelde Melis'i koruyor mu? Hayır. Çünkü zaten onlar birbirlerinden daha üstün olmayı istemiyorlar. Konuşulduğu zaman bir şey aynı yolda, aynı kötülükte ilerliyorlar. Yani ben fark ediyorum zaten Melis bir gün çok fazla göz önünde olduğunda, kendini çok fazla öne attığında hemen Mehtap da arkasından bir şey yapıyor. O da kendini aynen öne atıyor. Bak ben bunu çok iyi analiz ediyorum. Ve gerçekten güçlerini birleştirdiler ki ben şunu da görüyorum. Gong çaldı ya şimdi. Daha da acımasız olmaya başladılar. Daha da. Çünkü eğlenme korkusu yok. Kaybedecek bir şeylere kalmadı. Kesinlikle. Şey seni tehdit olarak görmüyorum. Tehdit olamazlar. Huzur aynen bozan olabilirler ancak. Ve aynen başarıyorlar. Yani gerçekten şey, başarıyorlar. Evet hani şöyle de oluyor. Şey sokuyorlar, aynen çamak huzur sokan bozanlar. Şeyler evet gibi. Huzur bozan ikili diye atlarını mı koysam? Dur ben onlara isim takacağım. Çok güzel bir hani isim takacağım. Huzur bozan bayağı bir kişiyiz bulacağım, yani. Söyleyeceğim. Anladın mı? Kalabalık bir ortam var. Baktığın zaman bir ev için. Anti huzur. Ve anti huzur ortamdaki gibi en ufak bir şey, birinin yaptığı şey herkesi etkiliyor. Evet. O yüzden haklısın. Sen yeter ki sen kısmetse olur.